Şimdi aşktan bahsetmişken güzel bir aşk haberi geldi. Ama aşk mı yoksa gene o zeka ile karışık bir hikayeden biz bir şey mi algılamaya çalışıyoruz bilemedim. Cem Yılmaz paylaşmış çünkü. Hani Cem deyince yani şakayla ciddiyetin arasında bir şey arıyorsun. Nasıl? Hani bir şey arıyorsun, bir bakalım. Nasıl bir şey aradık bulduk? Şimdi aracın içinde kendi ayakkabısı ve yanında da oturan... Kendi tankı diyoruz. Büyük ayağı giydiği tankıyla beraber. Yanında da oturan birinin ayağını şöyle birleştirmiş. Bak, o da çok az romantik. Değil ha. O da o ayak da az değil ya. Bayağı uzun bir ayak. Ayakkabılar bayağı değişik. Sporcu topuk, bir arkadaş mı acaba? Topuk itibariyle olsun, taban itibariyle olsun. Normalde küçüktür, 36, 37, 38'lerde kalır. Evet. 42'lere doğru gidiyor. Büyük ha? Diyorsun, uzun boylu biri demek ki diyelim. Sporcu falan da olabilir. Olabilir yani. Ki öyleymiş. Pilates eğitmeniymiş kendisi. Ve o kadar diye o kadar de bir not koymuş. O kadar, o kadar. Evet. Yani olayı ben bitirdim diyor. Muhtemelen gösteri sonrası çıkış. Muhtemelen. Ya da gösteriye gidiyor. Evet. Bir de ünlemi koyduğuna göre orada biraz kıllandık. Tabii. Ve de aynı postu diyeceğim, fotoğrafı. Necla Karahalil paylaşıyor. Şubat gibi Şubat deyip yanına bir kalp koyuyor. Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, güneşim yüreğim doğdu, havalandı, ruhum okşandı, kalpler çiçekler. Sevgiyle nicelerine oley. Oo. Tiki de var. Evet var. Tikiyle beraber sevgiyle yazdım. Sevgiyle nicelerine oley. Oley. Ağzım tatlandı, yüreğim havalandı. Aşk değil de ne bu? Şubat gibi Şubat dediğin hani 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de atıfta bulunması belki söz konusu maşallah. Demek ki belki. Güneşim doğdu var bak, diye bir güneşim doğdu arkadaşım. Oh sabah uyanıyorum, güneşim doğmuş, kahvemi bir küçük güzel bir şöyle bir duşumu alıyorum. Oh bakıyorum falan öyle evet. Bir madde. Bak, bu ayaklar arkadaş burada büyük mü diyorsun? Cem Yılmaz da cevap olarak bir siyah kalpçik koymuş hemen altına. Siyah? Fazla evet. Umutlanma manasında mı acaba? Bilmiyorum ya direkt. Erkekler pek öyle çiçekli böcekli şeyleri sevmez ya. Hani kendince siyah sever ya Cem Yılmaz. Doğru. Peki yani bir aşk ilanı mıdır sence bu? Hayırlı uğurlu olsun eğer öyle bir şey varsa. Dediğimiz gibi kutuplarda iki tane kutup ayısı birbirine böyle evet okşasa sarılsa biz buradan mutlu oluruz. Dolayısıyla Cem Yılmaz uzun yıllardır neydi? Yalnız idi. Evet. Gösterileri de başladı. O üzerindeki stres de gitti. Yeni de bir aşkı ve sevdiceği de bulduysa hayırlı uğurlu olsun. Pilates hocası olması apayrı bir mevzu. Evet. Çünkü yemesine, içmesine, şuna buna dikkat eder. Ayrıca içecek kokteylleri ve yemek tarifleri de ilgi görüyormuş. Hı. Sosyal medyasında. 37 yaşında. Aferin. Çok iyi. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman Cem'den biraz hoş küçük. Görünüyor. 13 hı. Yaş ama ne olacak? Evet. Nedir ki? Hayırlı uğurlu olsun böyle olsun bir durum bakalım. Varsa işte biz de konuşuyoruz. Evet. Cem Yılmaz'ın bu arada gösterileri de Temmuz Ağustos'a kadar gidiyordu. Boş şey dolu. Hala dolu. İlkine gittim ben nihayet aynen. Ondan sonra aa, bak, daha da bulamadım. Pilates yaparken de var. Hı. Gördüğün gibi. Cem'i de görmek isteriz. Ebru Şallı ile eşiyle de yapardı hatırlar mısın? Evet. Ya gel gel ne çok çalışıyorsun ya demişti Uğur Bey'e. Sonra Los Angeles'a çok güzel. Bakalım Cem'de fiziksel olarak da bir değişim olacak mı? Cem'i iyi gördüm ben ama Cem Bey'i. Ha sen izledin sahnede evet. İzledin değil mi? Fit gayet iyi. O hadi filmden filme değiştiriyor ya kendi bedensel hadisesini. Müthiş tiplemelere giriyor. Hanım kızımız da güzel kedisiyle beraber hadi bakalım. Harika. Mutlu mesut bir ilişki olur inşallah. Evet.